Değerli seyirciler, dev maçın ilk yarısında bir birlik beraberlik var. Ee, henüz 13. saniyede e, Trabzonspor, Maxi Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti. E, Muslera ve Torreira'nın ortaklaşa hatasında. 18. dakikada Mertens skora dengeyi getiren golü attı. E, kalite olarak e, hani vasat bir karşılaşma oluyor ama tempolu falan başladı böyle bir 20 dakika. Sonra biraz daha kontrole döndü de hocam hava da o kadar kötü ki yani bir şey derken de <laughs> vicdanen bir duraksıyorum yani futbolculara. Bu havada mücadele etmek kolay değil. Tabii stadın yeri de İstanbul'un en yüksek yerlerinden Tabii, bir yer. Tabii Seyrantepe öyle bir yer. Mesela şey olsa Kadıköy olsa veya Beşiktaş da olsa oralar çukur. Burası <laughs> işte bizim çok yakın stada. Kapı et. önünde girerken uçmamak için işte böyle tutularak gidiyoruz. Valla ben beni getiren arabanın Kapı kolunu kaçırdım, Allah'tan bir şey olmadı. <laughs> kaçırdım evet, mı? Öyle vallahi. Öyle tuttu yani. Giderdi kapı kapı döne ciddi döne bir, giderdi. Ciddi bir fırtına var İstanbul'da. Tut, tutamadım. Öyle de tabii stat yüksek ama her tarafı kapalı olduğu için biraz daha top almaya müsait. Heh. Yalnız tabii Galatasaray takımı daha doğrusu Mustara maç başlıyor. Seyretmeyen arkadaşlar seyirciler seyrederler. Maç başlıyor. Mustara bu tip sahada öyle başlanmaz. Muşteran'ın yaptığı gibi başlanmaz. Bu tip sahada önce bir uzun oynarsın hocam bir iki topu. Çünkü bu saha top tutmaya müsait değil. Hele başlangıçta biraz oynandıkça o kramponlar var ya şey vazifesi görür. Basa basa böyle o suyu aşağı iterler. Şimdi de su kalmaz. Yani böyle bayağı o bir 10 dakika sonra biraz oynayabilirsin. Yani Mustafa'nın yaptığını yapabilirsin ama maçın başında onun yaptığını yapamazsın. Çünkü attı topu ortaya. Bir bastı, bir baskı yaptı Trabzonlar çok doğru olarak. Ortadaki oyuncu ne yapacağını şaşırdı. Bu sefer Mustara'ya verdi. Top gene kısa düştü. Mustafa'nın attığı top da kısa geldi. Ee, Galatasaraylı oyuncu Mustafa'ya attığı top da kısa geldi. Araya girdi Trabzonlar. Bir yan top çok güzel bir gol attılar. Yani Mustafa gibi bir kalecinin bu sahada onu yapmaması gerekir. Evet. Oyunun başında. Ha 15-20 dakika sonra zemin oturur. O zaman yaparsın. Nitekim ondan sonra zemin oturdu. İlk bu 10 dakikada zaten dikkat et. Top biraz böyle kaldı gitti derken şu anda gidiyor. Ama ama şöyle söyleyeyim. Trabzon ee, klasik Abdullah Avcı futbolunu oynuyor bugün. Yani bir golü de attı. Bir gol yedi. Ama kilitliyor maçı. Trabzon onları oynuyor. Biz Trabzon'u nereden eleştiriyoruz? Ya kardeşim ya biraz gidin top oynayın. Böyle biraz zevk alalım diyoruz. Hı hı. Ama Trabzon kitleyince kitliyor Abdullah. Bu öyle söyleyeyim. bir maç değil tabi. Bu öyle bir maç değil. Bu böyle ailece gidilecek bir maç değil. Kitlemekse de haklı Abdullah abici. Yani oynadığı takım Galatasaray takımı. Ve her an bu maçta her şey olabilir. Onu söyleyeyim ikinci yarı. Yani Trabzon'da sahneye çıkar ileridekiler. Şu ana kadar fazla çıkamadılar. Galatasaray'da da çıkabilirler ama evet. tabii Galatasaray bu maçı alırsa hem psikolojik olarak hem de fizik olarak hem virajı şey dönmüş olacak. Yani köşeyi dönme var ya hani böyle. Hani evet. iş adamı köşeyi döner, ticaret adamı köşeyi döner. Köşeyi bayağı dönmüş olacak. Bir de Galatasaray'ın kazanması demek hem Trabzonspor hem de dün kaybeden Beşiktaş için de evet. umutların iyice azalması demek anlamına gelebilir. Daha belki çok o haftalar olsa da. Zor hocam yani eğer bu maçı Galatasaray alırsa Trabzon'da dışarıda kalır. Beşiktaş zaten kalıyor öyle gidiyor yani gözüküyor öyle gözüküyor. İşte Fenerbahçe şehir Galatasaray kalırlar görüntü o. Şimdi e, bugün Trabzonspor'da Abdullah Avcı e, şapkadan e, lahtimi eee muntasar Lahti mi, tavşanını çıkardı diyeyim. Neden öyle diyorum? Çünkü 39-40 dakika kadar oynamıştı bugüne kadar. Yani Belki ismini bile aa böyle bir oyuncu var mıydı diyen futbol severler çıkabilir. İlk 11'de böyle bir karşılaşmaya başladı. canini işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne evet. transferi olunca. E, yani biraz maç e, e, eksiği belli oldu açıkçası. Biraz da orası yumuşak. Oluyor. Şey de de gelmiyor geri. E, özellikle o kanadı. Trezege'nin kanadını kullanarak geliyorlar e, Galatasaray için. Galatasaray'da da Abdülkerim iyi oynuyor işte Dubois iyi çıkıyor oradan yani kanatlarda biraz sanki destek gelmiyor şey çok yoruldu hocam siyopis Abi orta saat de yoruldum şeyde bakaset asla adam defans mı yapsın hücum mu yapsın evet. e, Abd Abdülkadir Ömür tek kalıyor Yani böyle götüremezler yani bir hücumcuyu feda edip or orta sahaya bir adımı daha alması gerekir Trabzon'un Mesela Gıbemen, Gıbemen var kenarda ki bu işler için alınmış bir oyuncu o yani. saha oyuncusu. O yok. Bilmiyorum. Bardi var. Kanatta oynayabilecek aynı zamanda da. Bakalım öyle bir hamle gelecek mi? Galatasaray, Galatasaray, adına, Galatasaray, ne işte Galatasaray, Galatasaray adına. ne yapacak işte? Galatasaray ne yapacak? Galatasaray geleceğim şimdi. Galatasaray adına ya şu bugün normal ritminde değil burada bir değişiklik ihtiyacı var dediğiniz gördüğünüz bir oyuncu var mı? Hocam Galatasaray'da e, kenara inemiyorlar yani avuç çizgisine bugün kaç defa indiler söyle bana ya Kerem içeri giriyor sağ taraftaki de içeri giriyor. içeri giriyor e, onlar içeri girdiği zaman içerisi zaten kalabalık orada top alamıyor orada ikardi var Bı bırakın siz İkardi'ye yandan top getirin zaten adamın da şey yapıyor şikayet ediyor evet getiremediniz yani. adam iki defa toplam buluştu onun haricinde buluşamadı yani Okan ona çare bulması lazım topu kenarlara getirmesi hmm. gerekir. Gerekirse çözebilirler Trabzon'u. E iki takımı... Ama bu maç yani şöyle söyleyeyim her 60'tan sonra bayağı keyifli olacağı benziyor. Doğru doğru. Bayağı şey, keyifli. Geçen ne hangi maçtan sonra Rus ruletine dönebilir yani. Arabistan'dan yani sonra. 60'tan sonra maç iyi olur. Niye? E saha şimdi tabii şey zemin biraz daha ağırlaşacak. Kar herhalde devam ediyor. Futbolcular yorulacak e, fiziksel plan, olarak. Plan yani ama şu ana kadar mesela <laughs> Sen de demin dedin ki e, hakem için hiç riske girmiyor dedin. E hocam her maçı adama verirsen her ne büyük hocam, maçı bir şey diyemem. E, adam da biraz oynatmaya kalkarsa topçular biliyorsun müsait değiller. Hemen bir de dalıyorlar bu birbirlerine. Bir bir hava. Hemen dalıyorlar birbirlerine. E o da kendini kurtarmak için biraz çalıyor ne ki var? bence doğru yapıyor. Çünkü bizim Türkiye'de oynanan e, futbolda futbolcular biraz fazla ukala ve şımarık oldukları için birbirlerine hareketler hareketler yapıyorlar. Mesela bir yerde iki Trabzonlu Galatasaraylı Nelson'la e, kimdi? Sarı kartını çıkardı hemen Eren'e. Evet, evet. Hemen bir duruldu böyle oradaki o şeyler. E durulacak. İkisi de tehlikede şu anda. Eren'in üzerine biraz gidilirse o da tehlikeli. O da hırçın oynuyor. Evet. E öyle. Tabii o gider. Nelson da zaten oynadığı yer itibariyle... Yani ikisinin de bombayı eline verdi bence doğru yaptı. Evet. Yani o tarz kart görmemesi gerekir şampiyonluğa giden takımdaki oyuncuların hocam. Yarın bir gün bu iyi niyetli bir adam. Yarın bir gün biraz daha böyle cin min olacak bir hakeme denk gelirsen her taraftan sizi eksiltir hocam. Niye biliyor musun? Sana bir sarı kart gösterir sinirlenirsin ikinci sarıyla götürür. Ha o kadar zeki hakem var mı? O da tartışılır da Türkiye'de. Hocam. Senin Onu üzerine öyle bir, oynarlarsa. Öyle ama, ama oyna şey yapmıyor bu hakem. Bu hakem iyi bir hakem. Bu oluyor. değil abi. Bu, ben bundan evet. bahsetmiyorum. Başka hakem ha, bahsetmiyorum. Ona denk Hocam. gelirsin diyorsun. Anladım. Ona denk gel. Bu anladım, yok. Anladım. Bunda olmaz. Ee, biraz fazla mı pas hatası oluyor? Bunu hava şartlarına bağlayabilir miyiz? Özellikle Trabzon biraz fazla top kaybı yaptı. Ee, pas yüzdeleri de Trabzon'un yanılmıyorsam en son baktığımda 60 küsurdu. Galatasaray'ın da 72 falandı. Hocam zeminin de tesiri var. İki tarafta birbirlerine bayağı iyi baskı yapıyorlar. Baskı yapınca temaslı oyun Tabii. Galatasaraylı oyuncular diğer maçlara göre biraz daha boşa çıkarak oynamıyorlar. Onu söyleyeyim yani. Biraz daha böyle Galatasaraylı oyuncular top almak istekli falan oynarlardı. Bu maçta öyle değiller şu dakikaya kadar onu söyleyeyim. Yani daha, daha, fazla yer değiştirip daha fazla bol alan yaratacak adam yaratacak pozisyonu yapamadılar. Yapamadıkları için de bir kişiyi görüyorsun atamıyorsun. Araya biri giriyor. iki kişiyi görürsün. Üç kişiyi, dört kişiyi görmen lazım ki birine vereyim. Rahat da bu. Aynı şey Trabzon içinde söylüyorum. O da öyle. Ama yani Galatasaray öne geçerse Trabzon'un işi baya baya zorlaşır. Aynı fikirdeyim. Ama Trabzon'da golü bulursa Trabzon'un gol bulması lazım buradan çıkması için. Ee, buradan puan ya puanlar almak için gol, gol, gol bulması lazım. lazım değil mi? Öyle kesinlikle, bir havası var kesinlikle maçın. Kesinlikle gol bulması lazım. <laughs> Öyle bir havası yani böyle var. böyle bitireyim derse çok zor. Çok zor. Şunu gördüm. Yani ilk 5-10 dakikadaki Trabzon'dan son 35 ar 45 arasındaki Trabzon aynı değil. Biraz daha çıkamıyor. Şimdi ikinci yere bakacağım tabii. Ee, şimdi tabii, İstanbul'da oynuyorsun rakip seyirci var yani. yani. Bir de bir deplasman fobisi oluşmuştur artık herhalde. E, ee, seri bir ilgiler yani bir kazanamıyor. Bir de Galatasaray, yani Galatasaray, Galatasaray şokla başladı. Yani dakika bir gol bir oldu. Dakika bir gol bir seyirci oldu. Seyirci bile seyirci bul, Kendine 10. Dakikada geldi. başladı 10. dakikada seyirci kendine, seyirci kendine, seyirci kaldı. Kaldı. Dakikada seyirci kendine ne geldi. Ne adamlar yerine otururken. <laughs> bile... Evet. Evet. 13. saniye ya. Yani Trabzon kalesine top gelmedi bir 7-8 dakika. Sonra sonra Galatasaray biraz toparlandı. İşte top yapmaya falan başladılar. O arada Okan da o arada Okan da kenarda çıldırıyordu. Bakalım ilk hamleyi Trabzon'dan mı bekliyorsun? Avcıdan mı? Ee, oyuna veya da oyuncuya? Bence bence ilk hamleyi şey yapar. Okan yapar gibi geliyor. Çünkü şu anda maç 1-1. Evet. Şu anda maç Trabzonun istediği gibi gidiyor. Ya, Trabzon 80'lere kadar falan böyle gitsin. Şu anda işte. Trabzon'un istediği gibi gidiyor. Yani. Galatasaray'ın e, hamle yapması lazım. Okan'ın hamle yapması lazım. Ha, o hamleyi şimdi mi yapar, daha mı sonra yapar onu bilemiyorum. Onun hamle yapması lazım. Maç 1-1 abi. Ben 1-1, 1-1 götürür bittirmeye düşünürüm. Arada bir tane kıstırırsam gol. Ama Galatasaray'ın pozisyonu öyle değil. Bir yandan da sahaya bakıyorum var mı ısınan diye hocam. E, şu ana kadar çok Göremedim ee, öyle maça oyuna girecekmiş gibi ısılan göremedim ama <gülüyor> oradan bir <laughs> bizim zamanımızda sobalar falan vardı hoca ısının <laughs> <laughs> diye lan ne yapıyorsun sen hoca derlerdi filan tabi ama bu ciddi ya yani şey değil. Hocam ya bayağı soğuk İstanbul ee, şu anda oynamak kenarda oturmaktan daha iyi. Bak buranın soğuğu mesela bizim Ankara'nın soğuğu farklıdır. Sert soğuktur. Kurudur ama. Kurudur. Burası öyledir. Burası adamın kemiğine eşliği hmm. Hani Trabzon camisi e, GMO'a GMO'a kadar gemoa. şeyini yaşadık burada evet. bayağı bolca. Evet. Sıkıntılarını. Evet. Burada biraz sanki açıkta kar, kalıyor. Arabalara Hocam, bakıyorum sulu değil mi? kar gibi yani tam şey değil. Sulu kar gibi. E, biz yavaş yavaş toparlayalım. E, bu maçta daha gol olur havası var ama ikinci 45 dakika neler getirecek onu hep birlikte göreceğiz. Ee, henüz 13. saniyede Maxi Gomez'i e öne geçen Trabzonspor 18'de Mertens'in golüne engel olamadı. İkinci yarıda neler olacak, neler değişecek, takımlar nasıl reaksiyon gösterecekler? Maçtan sonra her şeyi 90 artı konuşacağız. Görüntüler eşliğinde değerlendireceğiz. Röportajlar geldikçe onları paylaşacağız. Ve dev maçı bütün yönleriyle size ee, Nakli edeceğiz Sözü skorboarda bırakalım ardından 90 artı 1 de Birlikte olur.